Merhaba arkadaşlar, Kısadan Film'desiniz. Kısa film ile ilgili konuşacağız. Neden kısa film? Çünkü hayat kısa. Yaşadığın her anı dolu dolu yaşa. Kısadan Film. Kısa film her mecrada olduğu gibi sıkıntılar ve sorunlarla karşılaşılan bir alan. Ben burada kısa filmin sorunlarından, yani hak ettiği değerin bilinmemesinden ya da festivallerde telif hakkının verilmemesinden bahsetmeyeceğim. Bu sıkıntılardan bahseden ve bunun üzerinde çalışmalar yapan bir derneğimiz zaten var. Kısa Film Yönetmenleri Derneği. Ben burada kendimce basit bir şekilde kısa filmin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Her şey yasal dedi. Kısa kes lan. Öldü. Kısa filmin aslında tek bir sorunu var. O da başındaki kısa kelimesi. Kısa film. Kısa film. Yani bu film tam olmamış mı, eksik mi kalmış? Neden kısa film diyoruz? Basit bir örnek vereyim. Bu gördüğünüz bir kalem. Yanına bu kalemi koyduğum zaman bu kalem artık kısa bir kalem. İşlevleri, rengi, yapısı, her şeyiyle aynı olan bu kalemlerin tek farkı boyutları. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kısa kes anlattık. Aslına bakarsanız tarihte çekilen ilk film, tren istasyonuna giren bir trenin olduğu, yolcuların inip bindiği bir filmdir. 1,5-2 dakika falan sürüyor. Ya böyle film mi olur derseniz, 1902 yılında çekilen ve senaryosu olan ilk film Ay'a Seyahati gösterebilirim. Süresi 18 dakika. Tabii o zamanlar buna film deniyordu. Biz şimdi kısa film diyoruz. Yani o zamanlar uzun kalem yoktu. Yani uzun metraj film henüz çekilmemişti. Tatlım kısa kes biraz. Kısa ya da uzun fark etmez. Ben filmleri seviyorum. Algısal olarak kısa kelimesi benim gözümde o filmi değersizleştirmiyor. Eğer sizin algınız kısa kelimesini değersiz, basit olarak algılıyorsa o sizin sorununuz. Hadi film önerisine geçelim. Kısa kes lütfen. Filmimizin adı Inside. Kısa filmi seven ve bu işi tutkuyla yapmaya çalışan biri olarak izlediğim en özel ve en zekice filmlerden birisi diyebilirim. Kısa film formatı gereği anlatılmak isteneni kısa yoldan anlatma işidir. Fakat anlatırken zekice kurgulanmış olması o filmi ön plana çıkarır. Çoklu kişilik bozukluğu yaşayan genç bir karakter üzerinden sağlam bir psikolojik kurgu yaratmayı başarmış yönetmen. Ve bunu da 5 dakika gibi kısa bir sürede yapıyor oluşu gerçekten takdiri hak ediyor. Merak edenler için filmin IMDb'si 7.6. Ama bence daha fazlasını hak ediyor. İkinci filmimiz yerli bir film. Adı Nezle. Hayatta herkes nezle olmuştur. Ama kim görme engelli olup da bir de işitme engelli numarası yapmıştır? Sanırım kimse yapmamıştır. İşte filmimiz de tam burada başlıyor. Yalnızlığın vermiş olduğu çaresizlik belki bunun adı. Hani kısa film zekice kurgulanmış demiştik ya, bu film de onlardan bir tanesi. Filmin adı olan hastalığı, anlatmak istediği yalnızlık duygusuyla o kadar güzel harmanlamış ki yönetmen, izledikten sonra bravo dememek içten bile değil. Yalnızlığını eve giren bir hırsızla paylaşmak ise gerçekten cesaret işi. Kısa keser misin? İşim var. Filmle uğraşanlara bir diğer tavsiyem bol bol kitap okuyun. Bir arkadaşım var, Sidar. Kısa Film Yönetmenleri Derneği'nin kurucusu ve yöneticisi. Bir programında şöyle söylüyor. Okumamış, zihnini geliştirmemiş bir yönetmenin iyi bir film yaptığına şahit olmadım der. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü okumak zihninizi geliştirir. Olaylar arasında analiz, sentez yapmanızı sağlar. Okuduğunuz bir de hikaye, öykü, roman ise sizin bir anlatım dili ve tekniği geliştirmenize yardımcı olur. Zaten yönetmen dediğiniz kişi de bir yazar gibidir. Birinin malzemesi kağıt kalem, diğerinin malzemesi görüntü ve ışıktır. Bu nedenle ben sizlere ara ara kitap tavsiyelerinde bulunacağım. Hadi o zaman kitaba bir göz atalım. Bir kısa kes artık ya. Kitabımız Bak Önümüzde Yeni Bir Mevsim. Yazarı Serkan Türk, arkadaşım. Ara sıra yazışıyoruz kendisiyle. Bu insanların arkadaşım olduğunu özellikle neden belirtiyorum? Çünkü gurur duyuyorum. Bu insanları tanımak, onların arkadaşı olmak beni mutlu ediyor. Neyse, kitaba geçelim. Bir solukta okuyabileceğiniz, içerisinde kısa kısa öykülerin yer aldığı, yalın ve özgün bir anlatım olan 80 sayfalık bir kitap. Okuyun derim. Kendinize iyi bakın.
Sağlıklı kalın.